Ben e, devrin imamına tabiyim inşallah. Bu yolda olduğum için de çok mutluyum hocam. Allah'a ulaşmayı diledim. Mürşidime tabi oldum. Hocam ben sizi dinledim. Çok etkilendim. Ee, i̇lk defa bir hocadan böyle etkilendim ben. Kur'an'dan açıklıyorsunuz. Kur'an ne dediyse onu söylüyorsunuz. Biz. ve tövbe almak istiyorum. Ben... Yeni tabi oldum hocam size. Ben 50 yaşına, 50 yaşına geliyorum. Allah bana bu yaştan sonra inşallah Allah'a ulaşma dilemeyi nasip etse. Ben daha önceden namaz kılmayı, ibadet etmeyi, oruç tutmayı sevmeyen bir insanım. Caminin kapısından geçmeyen bir insandım yani. Ama şu anda Cenab-ı Allah bana bunları öyle bir sevdirmiş ki oruç da tutuyorum, zekat da veriyorum, yedi vakit namazda kılıyorum. Ee, Sizi işte ki huzur buluyoruz. Ben size sıkıntılı zamandır aradım. Şimdi çok huzurluyum. Ben bütün her şeyimi yapıyorum. O kadar mutluyum ki. Teşekkür ederim. Sizden Allah razı olsun. Değerli ve mutlu akşamlar, değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de Muhterem Hocamız Sayın Doktor Ablucabar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok kalbimizden seviyoruz. Nasılsınız Muhterem Hocam? Allah'a şükür ederiz. Allah razı olsun. bizleriyiz inşallah. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz Muhterem Hocam. Sizin olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. İnsanın yaratılması inşallah bugün konumuz. Uygun görseniz ilk sualimizden i̇nşallah. başlamak istiyoruz. Bu hocam allah Teala insanı nasıl yaratmıştır? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün suallerin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Bu sualin de cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Ayetlerle bize verilmiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ecir suresinin 26. ayet-i kerimesinde allah Teala bizi bir fizik bedenle halk ettiğini buyuruyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn ettiğini açıklıyor. Ve secde 9'da zatından bize ruh üfürdüğünü ve böylece üç vücut serbest irade, cüz'i irade ve akıl kumandasında yaşayan en şerefli varlık karşımıza çıkıyor. En şerefli varlık diyorum çünkü ruh başka hiçbir varlıkta yok. Ne meleklerde var, ne cinlerde var, ne de hayvanlarda var. Zahir alemde insandan evvel hayvanlar var. Yaratır zinciri suda başlayan bir hayat. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi tek hücreli bir hayattan başlayan ve birçok hücrenin bir, bir araya gelmesiyle suda çeşitli canlı türlerin yaratılması ve bunların karada devamı ve en son yaratılış zincirinde 19 çift maymundan 19 çift korozomlu maymundan 33 çift korozomlu maymuna gelene kadar tekli sayıda birçok maymun türleri var. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29, 31 ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama insan 23 çift konumuzun sahibi ve Allah Teala zatından ruhu üfürmüş. Darwinizm insanın maymundan oluştuğunu iddia ediyor. Bu kesinlikle doğru değil. Doğru olan şu anda 23 çift kromozomlu bir maymun türü var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın açıklamasıyla insandan oluşan maymunlar var. Zelil maymunu oral dedik. Ama insanlar maymundan gelmiş değil. Allah katında yaratılmış ve 19 çift kromozom sahibi kılınmış. İşte buradaki ayet-i kerimede fizik ucudumuz tam 9.2 katrilyon kromozomdan oluşuyor. 200 trilyon hücreden oluşuyorsunuz ve her hücrenizde 23 çift yani 46 tane kromozom var. Bunu zaten sayılara döktüğünüz hal Allah'ın yaratılış kudretini net olarak anlamak mümkün. Öyleyse Darwinizmin insanlar maymundan türemiştir tezi kendilem yakındır. Yani hükümsüzdür. Sadece kolomuzum sayısı itibariyle değil beyin yapısı itibariyle de insanlar maymunun devamı değildir. Maymun beyniyle insan beyni arasında yapılan mukayesede daima insan beyni maymun beyninin beş katı <laughs> kadar. Yani maymun beyni insan beyninin beşte biri kadardır. Beş kat kadar daha fazla. <laughs> Ve yine maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmada hiçbir maymun türünde bir ayak oluşmamış topuk olayı yok. Eller şey ayaklar elle el hüviyetindedir. Dolayısıyla bu üç açıdan incelendiğinde kesinlikle allah Teala Allah katında en üst noktada insanı yaratmıştır. Ve insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi en şerefli varlıktır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam insanın kainattaki en üstün mahluk olmasının sebebi nedir? İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan olay Asap suresinin de 72. ayet-i kerimesinde belirtilen Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetidir. İnsanın üstünlüğünün birinci işareti bütün mahlukatın içinde sadece insanın Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a mutlaka dönmesi lazım gelen bir emaneti muhtevasında barındırmasıdır. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Dolayısıyla bunu belirtmesi İslam aleminin içine düştüğü tuzağı da bize ifade ediyor. İnsanı üstün kılan olay Allah'ın zatından enfirilen ruhtur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde biz emaneti göklere, yerlere, dağlara ve bunlar arasındakilerine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam allah Teala insanları mutlu olmaları için yarattığını beyan ediyor. İnsanları mutluğa taşıyacak unsur nedir? Gerçekten de yaratılış gayemiz insanın mutlu olmasıdır. Yedi ayrı cepheden bizi ayrı ayrı vasıflarla allah Teala mutluluğa taşıyor. Bir, Allah'a kul olmamız bizi mutluluğa ulaştıracaktır. İki, Allah'a teslim olmamız bizi mutluluğa ulaştıracaktır. Üç, Allah'a karşı takva sahibi olmamız bizi mutlu kılacaktır. Dört, hidayet ehli olmamız bizi mutlu kılacaktır. Beş, felaha ulaşmamış bizi mutlu kılacaktır. Altı, Allah'ın rızasına kavuşmamız bir kalacaktır. Yedi. Ve amin olmamız bizi mutlu kılacaktır. Yani yedi cepheden allah Teala bütün insanları mutluluğa taşıyor. Buna dair bir belki slide hazırlamakta fayda var. Birinci amin olmak açısından Allah'a ulaşmayı dilemek bizi mutlu kılacak. İkinci, Allah'ın rızasına ermek açısından mutlu olmak. Üç, beş, felaha ererek mutlu olmak. Evet, bunun bu bunu zaten rakamlar üzerinde belli. Bu açıdan onun için bir slide hazırlamakta fayda var. Yedi açıdan Allah insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam uygun görseniz konuyla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bu videoyu yayınlamak isteriz. İnşallah. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insanın en üstün sayılmasının sebebi sizce ne olabilir? Şimdi insanların iki çeşittir biliyorsunuz. Cenab-ı Allah yaratmış insanı en güzel şekilde. Bir eşrefil mahluk olarak yaratmış, bir esfele safilin olarak yaratmış. Bu da bizim elimizde. Biz Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, bütün bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'deki ahlaka göre güzel bir hayat yaşarsak biz ne olur eşrefil mahluk oluruz. Ama Cenab-ı Allah'ın bize olan verdiği yasakları yerine getirmezsek, uymazsak, emirlerini yapmazsak, ibadetlerimizi güzel yapmazsak, Resulullah'ın ahlakının yolunda eğer gitmezsek, Allah'a güzel zikretmezsek o zaman biz ne olur? Esfele safirin, yaratılmışların en kötüsü oluruz. İnsan en üstü sayılmasının sebebi ne olabilir? Ee, Allah'ın kulu. Artı Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindeyiz, aynı ümmetindeyiz. Evet. Allah'a kulluk. En başı o. Ruh olunca sorumluluk var. Hayvanlarda o yok. <laughs> muhtemelen Hocam, röportajda bir misafirimiz Allah insanı bir eşrefi mahluk olarak yaratmış, bir esvele safilin olarak yaratmış. Seçim bizim elimizde dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre eşrefi mahluk nedir? Esvel-i safilin nedir muhtemelen hocam? Her şey bir maluk. Kişinin ruhun talebine uyarak aslında tahmime ulaşması. Ama esbeli safirin kişinin Allah'ın kendisine gösterdiği hedefe değil, nefsinin talebine uyarak, havasına uyarak yaratılmışların en az seviyesi, en kötüsü Esfel-i Sabir'in. Mesele yaratılmışların içerisinde en kötüsü şeytandır. Allah onu rahmetinden tard etmiştir. Ve Esfel-i göndermiştir. İşte insanlardan yedi safa dört teslim yaşayarak Ahsen-i Takvime ulaşan eşrefi mahlukat olanlar var. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan yedi tane bodrum katına en sonunda esfer-i gidip şeytanın hükümlerinin artına giren insan şeytanlar var. Dolayısıyla gerçekten de kişinin Allah'ın kendisine verdiği iradeyle aklıyla seçmesi, iradesiyle talep etmesi, çünkü Allah Teala akıl vermiş. Akıl doğruyu yanlıştan ayıran bir ölçü. Eğer akıl doğruyu seçerse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yanlış, yalan kişiyi kötülüğe, kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. İşte yalancıların yalancısı esmer sahibine giden insanlar, doğruların doğrusu sadıklar da eşrefi malukat olan kişiler. Dolayısıyla burada iki şekilde yaratmış değil de nefsi eşrefe yani ikinci bir ruh olacak, ahsen-i takvime ulaşacak yere de yaratmış. Ama Nefs için ahsen-i takvime ulaşmak da var. Nefsin esfel-i safine inmesi de var. Seçim kişinin kendi elinde. Din suresinin 4 ve 5 ayet-i kerimesi لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَارَدَتْنَا وَاسْفَلِ Biz diyor nefsi aslen takvime ulaşması için yarattık, yani dizayn ettik. Ama ruhun talebine uymadığı için nefs esfer esafine gitti. Öte yandan secde dokuzda da biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ahsen-i takvim nefsin ikinci bir ruh olması hali. Yani değişime özelliğine sahip olan nefstir. Nefs ruhun talebine uyarsa yedi safayı yaşarsa ahsen-i takvime ulaşır. Nefs ruhun talebine uymazsa şeytanın talebine uyarsa o zaman esfel-i safi neyle? İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü kainatta tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için her şey mahlukattır. Nefs ise esfel-i gidebilecek olan bir yapıdadır. Zikir yoluyla nefs tezkiyesine başladığınız zaman nefsin kalbindeki afetler adım adım azalacak ve şeytan kul olmaktan sizde adım adım şeytan kul olmaktan kurtulacaksınız diyor Muhterem Efendimiz. Dolayısıyla değişmesi gereken nefsimizdir. Tekrar ediyoruz. Nefs ruhun talebine çünkü ruh Allah'ın emrine uyuyor nefs ruhun talebine uyar da yedi kademede Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarına yaş işlemezse en üst noktada ahsen-i takvime ulaşıyor. Ama nefs emirlere isyan eder, yasakları işlerse de esfel safine giden bir yapıda oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden <laughs> sonsuz razı olsun. Bir Misafirimiz Tamam Hocam, ruh olunca sorumluluk var. En başta Allah'a kulluk dedi. Herkes Allah'ın kulu mudur Muhtar Hocam? Başlangıç noktasında herkes şeytanın kuludur ve şeytanın dostudur. Bir, ayetlerden gafildir. İki, hüsrandadır. Üç, ayetlerden gafil olmak, ayetleri bilmemek yani. Başlangıç noktası herkes ayetlerden gafildir. Hüsrandadır cehennemdedir, şirktedir, küpürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. Öyleyse, bunlara baktığımız zaman kesinlikle herkes Allah'ın kulu değil ama ne zaman kişi ruhun talebini vererek kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman kişi şeytan kul olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu oluyor. Şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Allah'ın dostu oluyor. Zariyat 56'da ama ma cinni vel insi illa İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil. Bize hamd olsun diye yarattık. Allah'a kul olmak yedi sabada teşekkür etmiştir. Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safa kul olmak. Allah'ın tanıtı de tabi olmak, ikinci safa kul olmak. Ruhu Allah'a teslim etmek, üçüncü safa kul olmak. Fizik vücut teslimi, muhsin kul, dördüncü safa kul olmak. Nefsin teslimi, ulelbab, alim kul olmak. Muhlis kul olmak ve salih kul olmak üzere yedi safa kul olmak söz konusudur. Tekrar ediyoruz. Mumin kul olmak, muhsin kul olmak, alim kul olmak, muhlis kul olmak ve salih kul olmak. En az seviyede de şükreden bir kul olmak. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Razı olsun. Böyle bir dizaynında Peygamber Efendimiz'in sahabeye söylediklerini hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Peygamber Efendimiz Han diyor ki yaratılış olarak hepimiz Allah'ın kuluyuz. Yani Allah'ın mahlukuyuz ama allah Teala kulluk dizaynı başka bir hüviyet sergiliyor. Kim yedi kademe denek ile ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmışsa o artık kendisini şeytana olmaktan kurtarmış ve Fethulü fi ibadiyat kelimesi gereğince Allah'ın kulları arasına girmiştir. Allah razı olsun. Allah sizler razı olsun. hocam konumuzla ilgili bir videomuz daha var. O gün görüşürüz. Yayınlamak isteriz. Ruhumuz allah Teala tarafından bize verilen bir emanet. Hepimiz de bu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a hayattayken iade etmekle vazifeli kılınmışız. Ve kim şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunun yeterli olacağını söylüyor. Allah'ın bu emri hakkında neler söylersiniz? Rabbimin yarattığı her şey o kadar güzel ki onun verdiği ruhla onları gördüğü zaman işte o ruhla inşallah Allah'a kavuşmayı Rabbim bize nasip eder. Onu diliyoruz yani onun ona ulaşmayı istiyoruz. Tek derdimiz o başka bir derdimiz yok. Ona ulaşmak tabii güzel de tabii hepimizin nereye gideceği bilmiyoruz. -"Rabbimize kaybolmak herhalde fani olmak her şeyi onun için yapmak Allah'ın emirlerini yapmak en başta. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? en önce zikirle ulaşır. Tabii ki zikirden önce namaz. O namazı kılmakla zaten bir Müslüman olarak mükellefiz. Bunun yani başka bir çıkışı yok. Ama namazdan sonra zikirdir. Zikirle ancak Allah'a ulaşır. Her an her şekilde Rabbimize anmak zorundayız. Nasıl diyor ayeti kerimede veledikrullahi Ekber diyor. En büyük ibadet zikirdir diyor. Ama namazla da diyor güzel ahlak sahibi olursunuz. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor Can Rabbim. Ama zikir olmadan hiç kimse Rabbine ulaşmak ya, mümkün değil. Ulaşamaz. Vallahi şimdi nasıl ulaşır? İyi bir ibadet e, ne bileyim iyi tekfa bu şekilde ulaşır yani. Dünyayı biraz terk etmekle herhalde. Yani dünyayı biraz arkaya atıp Rabbimizin rızasını öne çıkarmak, onun razı olduğu şeyler yapmakla. Bu hocam bir misafirimiz. Allah'a ulaşmak tabii ki güzel ama hepimizin nereye gideceğini bilmiyoruz dedi. allah Teala cennet ve cehennem ayrımını nasıl yapmıştır muhtemelen hocam? allah Teala cennet ve cehennem ayrını bir dilekle ifade etmiştir. Allah'a ulaş yani cennette cehennemi ayıran yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar cennete dilemeyenler de cehenneme. Yani kim ruhun talebine uyarsa cennete kim de ruhun talebini yerine getirmese otomatikmen nefsin talebine uyar o kişi de cehenneme gidiyor. İşte Rum 31'de munibine ileyhi ve takuhu Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yunus 78'de 8de ise onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Öyleyse her an insanoğlu kendine, kendi kalbine baktığı zaman ya dünya hayatı ya da Allah'ın zatı. Allah'ın zatını dileyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenler de dünya hayatını dileyenlerdir. O sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her kötünün başı dünya sevgisidir. Dolayısıyla dünyaya muhabbet duyanlar dünyayı tercih eden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazançları sebebiyle Yunus 8'de cehenneme gidecek. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen robotsuz bir de takva sahibi olanlar da onlar da cennetliklerdendir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen hocam röportajda bir misafirimiz zikir olmadan hiç kimse Rabbine ulaşamaz dedi. Allah'a ulaşmamızda zikrin önemi nedir muhtar hocam? Çok doğru söylemiş kardeşimiz gerçekten de. Allah'ın bize farz kıldığı yedi tane vasıta emir var. Bu yedi vasıta emrin içerisinde vasıta emirlerin sultanı zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, diledikten sonra zikretmek, hacet namazıyla müşride ulaşmak, oruç, haç, zekat ve kelime-i şehadet. Aslında Taha Suresinin 123. ayet-i kerimesinde Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Kale bita ba'dikum levadın adu. Ve ima hüden. Benden size hidayetim geldiğinde. İşte hidayet zikirle aş değer. Ve menitte hüday. Yani hidayet var, zikir var, şey. Hidayet varsa zikir vardır. Hidayet yoksa zikir de yoktur. Ne yaparsanız yapın. Dolayısıyla hidayet ve zikir. daha 124'te Men arede en zikri. Taha 123'te bunu dedikten sonra Ta 124'te Men arede en zikri. Fennehu lehu Yani kim hidayete tabi olursa 123'te o şakillerden olmaz, o derarete kalmaz. Ama kim zikirden yüz çevirirse, men arada en zikri, fe ennehu lehu muhaşetin denkin, ve nehşuru yevmul kıyameti amma, ve kıyamet günde o kör olarak haşrolunacak. Dolayısıyla, vasıta emirlerin içerisinde zikir, ibadetlerin sultanıdır. Müzemi 8, Allah'ın ismiyle zikret, bu üç saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi. Asap 41 Allah'a çok zikret. Bu da fizik ucunun Allah'a teslimi. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. yani Nisa 103'te ayaktayken otururken yani üstü yatarken daima Allah'a zikredin. İnsan için bu üç fiilin dışında başka bir fiil yok. Üç halin üçünde de allah Teala zikretmemize emir buyuruyor. Zikrin de üç çeşidini söylememiz lazım. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikir Allah isminin sesli olarak tekrarıdır. Hafi zikir Allah isminin sessiz olarak tekrarmasıdır. Kalp zikri ise ağız ve dilin hareketinin dışında İç sesimizle yapılan bir zikirdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bu hocam konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Oyun görseniz onu yayınlamak İnşallah. Mürit Allah'a varmayı murad eden manasına geliyor. Mürşit ise insanları irşad eden Allah'a ulaşmasına vesile olan kişi ve Allah tüm insanların Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşitlerine ulaşmalarını emre emrediyor ve bunu da farz kılmış. Siz Allah'ın bu farzı hakkında neler söylersiniz? Ya şimdi bir öğretmen okulda çocuklarına ders veriyor. Bir şimdi bu çocuklar öğreniyor, 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 sınıf atlıyorlar. Öğretmen olmadan sınıf atlanması mümkün mü? Değil. Mürşit nedir? Bizim öğretmenimiz. Rabbimize gidecek yolda bizim önümüzü açıyor. Şunu yaparsanız Allah'a daha çok yakın olursunuz. Böyle ibadet ederseniz daha yakın olursunuz. Şu eksiklerinizi tamamlarsanız daha iyi olur. Bu şöyle yaparsanız. Bizim ne yapıyor? Önümüzü açıyor. Bizi öğretiyor. Öğretmenimiz bizim olun. Nasıl bir öğretmen? Bizi Allah'a kavuşturacak olan öğretmen. Mürit, mürşit. Yani bu konu hakkında düşüncem dileklerimizin, muratlarımızın olması gerçekleşmesiyle dua etmemiz. İyi bir kul olarak kendimi yani bir şey görüyor. Öyle görüyorum yani. İyi bir kul olarak görüyorum. Mürşit. Ha i̇şte hani kılavuzsuz kuş uçmaz. Mürşitsiz de irşad olunmaz. Yani bir mürşide ihtiyacımız var her zaman. Hani onların elinde ölü gibi olun diyor ya yani. Böyle inşallah en güzeline, en razı olduğu bir mürşide mürit olabiliriz. <laughs> Rabbim öyle nasip eder inşallah. Hocam hocam röportajda bir misafirimiz mürşit bizi Allah'a kavuşturacak olan bir öğretmendir dedi. Bir mürşide tabi olmadan Allah'a kavuşmak mümkün müdür? <laughs> bir mürşide tabi olmadan Allah'a ulaşmak elbette mümkün değil. Çünkü allah Teala da Tahir 123'te ve Meryem 43'te, Bakara 38'de gidin benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o şaki olmaz, delalette kalmaz. E, Meryem 43'te ise, Enbiya 43'te değil, Meryem 43'te ise Hz. İbrahim aleyhisselam babacığım sana verilmeyen ilim bana verildi. Ya abetti. İnni kad cani minel ilmi Sana verilmeyen ilim bana verildi. Fetebike etik misirata seviye. Dolayısıyla hem Meryem 43'te hem Taha 23'te bana ilim verildi. Bu ilim ne? Hidayet ilmi. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması. Bana verildi. Sen, sen, bu sende yok. Bana tabi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile ki seni sırat-ı müstakim'e ulaştırayım. Bakara 38'de de aynı şekilde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse hidayet hidayetçiyle geliyor. Tesmire ait olduğu biçim ve boyutta yerli yerine oturttuğumuz zaman mürşitsiz hiç kimsenin teslimleri gerçekleştiremeyeceğini görüyoruz. Bir insan mürşide ulaşmasa o zaman kalbine iman yazılmaz. O kişi mümin olmaz. Mümin olmazsa kesinlikle gideceği yer cehennemdir. Allah razı olsun. Allah Estağfurullah evet. olsun. Bir misafirimiz mürşitsiz, inşaat olunmaz. Bir mürşide her zaman ihtiyacımız var dedi. Mürşit nasıl tayin edilir hocam? Gerçekten mürşitsiz inşaat olunmaz. Bir mürşide her zaman ihtiyacımız var. Doğru. Nasıl tayin edilir? Tayini Allah yapar. Genellikle yukarıda bir kardeşimiz, misafirimiz mürşit bizim öğretmenimiz. Ama sadece öğretmekle de değil, öğretmen değil, aynı zamanda öğrettiklerin yaşattırandır. Dolayısıyla mürşidi öğretmenden ayıran faktör öğretmek değil, öğrettiğini yaşattırmaktır. Bu açıdan mürşit, öğretmen olan kişiden ayrılıyor. Daha suresinin 9. ayet-i kerimesinde فَعَلَى ha قَسْتَ سَب۪يلِ مِنْ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde yere bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da başka yollar vardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. İşte 99'da 9'da da Allah'a giden yolun tayini Allah'a aittir. O bir çizdiği birinci yol. Ama onun dışında da yollar var. Onlar üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Min hacari Yani sapanlar da var. Allah dileseydi sizi hepinizi hidayete erdirirdi. Bakarak 45 bu Allah'a giden yola ulaşmak istiyorsak hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan talep etmemiz ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olmamız gerekir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun Muhterem Hocam. Bugün görseniz izleyicilerimizden gelen sualler var. İnşallah. Biz izleyicimiz Muhterem Hocam tebliğ yaparken insanlara sadece Allah'a ulaşma dileğini anlatıyoruz. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştıracağını bildiğimiz için mürşide tabi olmayı anlatmıyoruz. Tebliğ en doğru şekilde nasıl yapmalıyız Allah razı olsun. Hayır Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz Allah'a ulaşma dileğiyle mürşidi allah Teala ayetlerde beraber zikrediyor. İllellezine aminu amilü salihati İllellezine aminu amilü salihati Öyleyse her ikisi biri diğerinin sağlamasıdır. Mesela mürşidine tabi olan bir insan, tövbe eden bir insan Allah'a ulaşma dileği kalbinde yoksa o tövbe geçerli değil. Öte yandan Allah'a ulaşma dileği olan bir insan onun kalbinde müşit sevgisi yoksa o da geçerli değil. Dolayısıyla bu iki safayı kesinlikle birbirinden ayetlerin ifade ettiği gibi ayırt etmeden anlatmamız lazım. Yani Allah'a ulaşma dileği Serbest irade sahibi bizim vazifemiz ama Allah'ın da üzerine aldığı görev o kişiyi mürşide ulaştırmak ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi ona göstermek. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ya Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkın nedir? Demek ki Allah'a karşı bir vazifemiz var. Muaz bin Cebel'in tarifi Kulların ana şey ortak koşmaması. Hangi kul Allah'a ortak koşmuyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kul. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Onlara azap etmemesi. Hangi kul azap etmiyor allah Teala onu? Mağfiret gerçek tabi olup da bütün günahlarını Allah sevaba çeviren kişi. Dolayısıyla dakin bunun ikisini de Allah Resulü açıklamalarında birbiriyle beraber açıklıyor. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. O zaman mürşide de tabi olmayı açıklamıyoruz. Nasılsa o götürecek. Bu şuna benziyor. Ben zaten seviyorum. Allah da diyor ki seviyorsan ama ona sevdiğini de bildir yani. Dolayısıyla sevgimizin karşı tarafa kalbimizde beslediğimiz sevginin karşı tarafa iletilmesi. Mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de diyor ki seviyorsanız karşı tarafa muhataba sevdiğinizi belirtin. Mesela biz şu anda kardeşlerimizle kucaklaşırken seni seviyorum e, bu kelimeyi kullanmadan da içimizdeki sevgiyi saklı o şekilde devam ettirebiliriz. Bir de seni seviyorum demesi seni seviyoruz dememiz ona da karşı tarafa muhataba da bildirmemiz önemlidir işte Allah'a ulaşmayı dilemek ve müşride bu açıdan tebliğin olmazsa olmaz vazif geçilmezidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi, nurun ala nur. Bu üç safayı tebliğ açısından açıklamak gerekli. Bir dilek üç tane cennet, dünya sairetin yarısı. Bir dilek birinci cennet demiyoruz. Ömür sermaye isterse İkinci cennet, mürşide tabiyet. Üçüncü cennet, ruhun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Mine Hanım. Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde en mutlu insanlar Allah'ın yardımcılarıdır buyuruyor. Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Aynen öyle. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerin bir adı da veliyün nesirdir. Veliyün mürşid, veliyün nesir, veliyün hamim. Yani bu veli kişinin ruhunu Allah'a ulaştı. Ondan sonra yedi tane velayet makamı vardır. Orada da bir takım sıfatlar kazanılıyor. veli Nesir iradesini de Allah'a teslim eden kişi. O Allah'ın yardımını yansıtandır. Kesinlikle. veli Nesir Allah'ın yardımını yansıtandır. Dolayısıyla Allah'ın yardımı o mürşit üzerinden bize ulaşıyor. Belki bu konuda da bir slayt hazırlamak lazım. Veliyün hamim var, veliyün şefi var, veliyün mürşit var, veliyün nesir var. Ve daha böyle eğer ayetleri araştırırsak bunun gibi kesinlikle yedi velayet makamındaki olan Allah'ın yardımını veli kavramının yedi safası. Evet, bakın burada zaten hazırlamışız. Evet. Öyleyse Veli-i Nesir iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Mesela burada Allah'tan başka bir dost ve bir koruyucu vak var. Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı. Veliyün nesir var. Allah'tan başka bir dost ve yardımcı. Veliyün nesir var. Şura 28. Veliyün hamim. Evet. Hamid. hamim var. Vesaire işte. Bu, bunlar mutlak surette Evet bu, bu şeylerden hareketle bunları tek tek çıkartabiliriz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla veliyün nesir iradesini de Allah'a teslim eden Allah'ın yardımını kula yansıtan bir Allah dostu. Maruf ve emreden, münkerden ne eden kişi. Allah razı olsun. Allah sizden sonra razı olsun. Bu Hocam o gün İstanbul'dan Erhan Alkan bize bir görüntüsü olmalaştırmış. İnşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cepho Hocamız Öncelikle sizleri çok ama çok sevdiğimi söylemek istiyorum İnşallah Efendimiz'in nimetiyle İnşallah Cepho Hocam müsaadeniz olursa sualime geçmek istiyorum Allah-u insanları mutlu olsun diye yaratmasına rağmen insanlar neden mutsuz Cepho Hocamız İnşallah Allah razı olsun Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Gerçekten yaratılış gayemiz mutlu olmak olmasına rağmen insanlar neden mutsuz? Şimdi Allah-u Teala'nın gayesi insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşması. O insanlar neden cehenneme gidiyor? Neden dünyada mutsuzdurlar? Cehenneme gitmelerinin arkasında Allah'a ulaşma dileğini bilmemeleri var. Nitekim cehenneme giden insanlar cehennemin içerisinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ Eğer işitseydik ve akletseydik. İşiten ve akleden kişi kimdir? Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Kalp kesinlikle kendisine mal ediyor ve mal ettiği zaman da o kendisine mal ettiği kişinin akıl standartlarında kullanması gerekir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemi hak ediyor. Öbür taraftan bu dünyada insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. İnsanın bu dünyadaki mutluluğu başkalarını mutlu etmekle en zirve noktaya ulaşır. Öyleyse kim başkasını mutlu eder? Mutlu olan insan başkasını mutlu eder. Dolayısıyla bir tek dilekle o kişi cennet mutluluğunu elde etmişse onu ya sen cennete gitmek mi istiyorsun? Kalbin Allah'a ulaşmayı dile. Bunu ayetlerle ispat ettiği zaman otomatikmen o kişi ikinci sefaya ulaşır ve onu da mutlu eder. Dolayısıyla ahiret saadeti bir dilektir. Dünya saadeti de bu dileği yaymaktır. Yani Selamı yaymak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ifade ettiği hadiste eski ümmetlerin derdi elemi size de dokundu. Haset be kim Kin kökten kaz Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi aranızda selamı yayın. Öyleyse evvela kişi iman edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra diğer insanları seven bir hayat içinde olmak istiyorsa bu selamı yayacak. Selamı yayınız. Dolayısıyla ahiret saadeti için Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadeti için de selamı yaymak. Hangi oranda kişi başarılıysa o oranda da ahiret ve dünya saadetine ulaşır zor bir şey değil. Çok kolay. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hatır hocam bir izleyicimiz efendimiz bir sohbetinde otoriter olmakla öfke kontrolü sahibi olmak arasında bir ayrım olduğundan söz etti. Otoriter olmak farklı algılanan bir şey. Tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyiz? Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, öfke kontrolü Öfkesini yutanlar yerine getiren, getirenlerdir. Mesela kim öfke kontrolünün sahibidir? Fizik vücut teslimini yapanlar. Kim fizik vücut teslimi yapir, yapmışsa o kişi henüz 19 afetin sahibidir. 19 afetten bir tanesi de öfke ve gayistir. Ama artık bu 19 afet kalbinde var olmasına rağmen akla ulaşıp aklı kandıramıyor. Dolayısıyla fizik vücut teslimiyle afetlerin hepsinin üzerinde kontrol sağlanıyor. Ama ruhun teslimiyle hangi afet üzerinde kontrol sağlanıyor? Ruhun teslimiyle özellikle 19 afetin üzerinden kontrol sağlanıyor. Bunların en başlıcası hırstır. Hırs afeti bir insanda hüküm ferma olursa sahip olduğu hiçbir şey yeterli görmeyecektir. Ne yaparsa yasın az bulacak ama eğer o noktaya geldiyse o zaman kesinlikle fizik vücut tesliminde öfkesini yutan. Ama bu öfkesini yutanlardan olabilmek için de ne lazım? En az 18 saat zikir. Daha sonra kötüle karşı hale mukabele etmek için de daimi zikir. Şimdi otoriter olması farklı mesela anne baba otoriter olmalı ama Allah'ın kendisine verdiği emanet olan çocuklarını akil ve bali olma noktasına gelene kadar onlardan sorumlu olması sebebiyle onlara İslami terbiyeyi vermesi. Bir anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İslami terbiyenin iki safhasından bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, diğeri de Allah'ın kendisi için taat i tabi olmak. Bu konuda bir anne baba allah Teala'nın İslam terbiyesiyle terbiye etmesini kendisine istediği çocuklarına karşı otoriter olacak emrini tatbik ettirecek. Yani Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyet. Bir de başka neydi? otorite İnşallah muhterem hocam tam olarak e, otoriter olma farklı algılanan bir şeymiş. Bu konuda ne bu konuyu öğrenebilirim. İnşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sağ olsun. Gaziantep'ten Hakkı Dilber. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmet öpüyoruz. Muhterem hocam e, kardeşlerimizle konferanslar yapıyoruz. Dergah sohbetleri tezekkürler oluyor. Devamlı olarak birlik beraberlik içerisinde bir arada da olmaya gayret gösteriyoruz. Ancak kardeşlerimiz arasında ara sıra dergah ve hizmetlere gelmeyenler oluyor. Bu güzelliği onlara nasıl taşıyabiliriz? Nasıl daha çok sevgi içerisinde olabiliriz? Allah razı olsun. Efendimizin buyurduğu gibi seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Eğer o gelmeyen kardeşlerimiz varsa bu demektir ki henüz o sizin hizmetten aldığınız tadı, mutluluğu onlar tadamıyorlar. O zaman hizmetin insanlara nasıl bir mutluluk verdiğini noktasına onları alıştırmanız lazım. Yani genellikle nefsani bakış açısı şöyledir. Ya bunlar gelmiyorlar. Suçluyoruz. halbuki şöyle bir suali kendimize sorun. Ben de buna dahilim yani. Şöyle bir suali kendimize sorsak çok daha bakışır. Ya bu kardeşimizin buraya gelmemesinde benim dahilim, benim sorumluluğum nedir? Ona bakmamız lazım. Yani gelmeyen kişi Doğrudan doğruya suçlamak yerine ondan yana çıkarak ben acaba hangi davranışı sergiledim ki bu kardeşimiz gelmiyor? Ben acaba hangi yardımı bu kardeşimize yapmıyorum ki bu kardeşimiz gelmiyor? Yani ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Dolayısıyla hizmeti etrafımızdaki kardeşlerimize sevdirdiğimiz zaman hep onlardan yana bir davranış biçimiyle bakmamız lazım. Mesela diyorsunuz bazıları gelmiyor. O zaman hemen şu suali kendinize sormanız lazım. Bazıları gelmiyor. O gelenler ya acaba bizim hangi davranışımız sebebiyle bunlar gelmiyor? Yeteri kadar sevgimizi onlara göstermiyor muyuz? Veya hangi yardımı biz yapamıyoruz? Acaba o yardımı yeteri kadar iletemiyor muyuz? Kendimizi sorumlu kılmak ve onlara karşı biz eksik davranıyoruz ki onlar gelmiyor. Mesela Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bir kişiyi doğru yola inletecekler yanlış abdest aldığı için. Ama diyor biz doğrudan doğru sen yanlış yapıyorsun desek valla kalbini kırabiliriz. Ve ikisi topluyor. Dedeciğim, dayıcığım biz ikimiz yanlış yapıyoruz. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz diye bize hakem olur musun dediğinde allah Teala da ondan yana bir tavır sergilediği için onun kalbine de güzelliği veriyor ve doğruya ulaştırıyor. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim kesinlikle yani devamlı suçlu kimdir eğer böyle bir şey söz konusu olursa kendimiz, nefsimiz. İblis bile ne diyor? Ha diyor beni niye suçluyorsun? Kendi nefsini kına. Dolayısıyla ben bu kardeşlerimize ben bu hizmetten aldığım tadı çok mutluluk duyuyorum ve bunu o mutluluktan dolayı hizmete hep koşuyorum. Aşk ve şevkle. Ben inanıyorum ki bu kardeşimiz de bu mutluluktan duyulan zevki, mutluluğu, huzuru tatsa ki onun tatması noktasında ben ona yardımcı olmalıyım. O zaman o da hizmete koşacaktır. Yani hepimizin hizmeti insanlara sevdirtmekte bir vasıta olmalıyız. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Bizim yanlış davranışlarımız o insanların hizmeti nefret etmesine sebep oluyor. Bizim doğru davranışlarımızla onlara hizmeti sevdirebiliriz. O zaman onlar da bizim gibi hizmet Allah yolunda hep seferber olacaklardır. Allah razı olsun. Allah sizden son söz razı olsun. Utan hocam e, uygun görseniz Şanlıurfa Viranşehir'den Necati Bey bize bir görüntülü sual başlattı. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Size bir sorum olacak inşallah. Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. oluşuyor? Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Evet çok güzel bir sual. Kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşuyor. Meleklerden bir nebi yoktur. Cinlerden de bir nebi yoktur. Başka hiçbir varlıktan bir nebi yoktur. Nübüvvet sadece Allah'ın zatından kendisine öfürlen insanlara mahsustur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her nebi resuldür. Ama her resul nebi değil. Ve Kur'an ayetleriyle resullerin haritasını çıkarttık. Onu bir kere daha görelim. Şimdi Allah Teala meleklerden resul seçiyor ama kesinlikle nebi seçmiyor. Meleklerden seçtiği hidayetle görevli resul Cebrail Aleyhisselam. Ama meleklerden seçtiği hidayetle görevli olmayan melek resuller, kiramın katbiye melekleri, ölüm melekleri. Bunlar da resuldür ama hidayetle vazifeli değil. Cin resuller var. Bunlara cinlere de ruh vermediği için onlar da nebi olamazlar. Öyleyse sadece Allah Teala nebilerini insanlardan seçiyor. Ama nebi resuller var, veli resuller var. Nebi resuller de hidayetle görevli, veli resuller de hidayetle görevli. Veli Resuller hidayette görevli kavim Resulleridir. Bakın ayetler hepsi bunlar Veli Resullerdir. Cuma 2'deki Resul Veli Resuldür. Yasin 14'teki Resul. Hatta Yasin 14'teki Resul işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri. Ta 130'deki Resul, Resul Veli Resul. Bakara 187'de İbrahim 4'te, Mumin 44'te, Zamir 71'de, Arap 35'te, Mumin 78'de, Nal 36, Fatır 24. Bunlar hepsi Veli Resuller. Ama bir de Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği nebi resuller var. Ya bakın bu nebi resullerde bariz belirleyici özelliği Allah'ın kendilerine şeriat kitabı vermeleri. Dolayısıyla Allah nebileri sadece insanlardan seçer. Allah'ın huzurunda namaz kılma yetkisi sadece insan ruhuna verilmiştir ve sadece insan alemlere rahmet olabilir. Allah'ın kendisine üfürdüğü ruh sebebiyle Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhtemelen Hocam biz izleyicimiz bir süredir insanların hatalarını görüp onlara doğru olmadığı konusunda tavsiyelerde bulunduğumu fark ettim. Söyledikten bir süre sonra daha haddime olmayan bir şey yaptığımın farkını edip pişman oluyorum. Muhtemelen Hocam bu konuyu düzeltmek için ne yapabilirim? Allah razı olsun. Yani eğer normal Kur'an ayetlerine baktığımız zaman ki bizi de o diğer insanları da yanlışa sürükleyen şeytandır. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tetikliyor. Mesela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi allah Teala iblisin o kişi üzerindeki tesirini sıfırlıyor. Ama nefsinde 19 tane afet var. 19 afet olmasına rağmen güle oynaya dünyanın en mutlu insanı oluyor allah Teala ne yapıyor? Şeytanın onun üzerindeki etkisini sıfırladıktan sonra iradesini de kendisine bağlıyor ve nefsin afetleri var. Ama o kişi dünyanın en mutlu insanı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Bizi bir daha sual etsin. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan iblis. Evet. İnşallah bu hocam insanların hatalarını görüp Evet. Şimdi hatalarını görmek kusurlarını incelemek bu aynı zamanda şeytanın da bir tuzağı. Bizi de o anda o kullanıyor. Halbuki biz insanların iyi taraflarını görmeliyiz. Kusurlarını görmekten gelmeliyiz. Her zaman Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerimiz bize ulaşıyorlar. İnsanların kendilerine karşı yaptığı hataları söylüyorlar. Halbuki biz onlardan ne bekliyoruz? Başka insanların kendisine yaptığı iyiliği bize açıklamalarını bekliyoruz ve başka insanlardan da o kişinin kendisine yaptığı güzellikleri bekliyoruz. O zaman bu noktada isek ne yapmamız lazım bir insan doğru davranış biçimini sergileyememesi? dışındaki insanların daima iyi yanlarını yani başkasının yaptığı güzellikleri hep hatırlayacak başkasının yaptığı kötülükleri de hep unutacak. Kendisine gelince kendisinin başkasına yaptığı iyilikleri unutacak, nefsine pay çıkartmak istemiyorsa kendisinin başkasına yaptığı kötülükleri aklından çıkartmayacak. Bu ne yapıyor böyle bir davranış biçimi? diğer insanları kendimizden öne geçirtmeyi bize sağlıyor. Yani hep insanlar iyi ama biz nefsimize uyan, devamlı onlara karşı haksız durumda olan. Dolayısıyla kendi nefsimizi hesaba çeken birisi oluyoruz. Onların da güzellikleriyle onları kendimizden öne geçiriyoruz. Böyle olması lazım ama siz eğer veya işte bu dur davranışı sergileyen kişi devamlı başkalarının ıı, eksik yanlarını gözlemlemeye kalkarsanız, o zaman burada bir yanlışlık söz konusu. Helale bir de kolay değil. Yani dervişlik ateşten bir gömlektir. Yiyemesin demedi mi bilene düğün dernektir. Yani nefs sahibi bir insanın başkasının hatasını düzeltirken de kendine pay çıkartmaması mümkün değil. Dolayısıyla burası çok ince bir çizgi devamlı dışımızdaki insanlardan yana olmamız lazım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz olsun. Mutlu Bu hocam bugün görseniz izleyeceğimiz Bola'dan bize bir görüntülü sual göndermişti. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve hocamız bizler Bola'daki kardeşleriniz olarak birlik ve beraberliğimiz için ve kankad daha fazla Allah'ın yardımını alabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve çok güzel bir sual aslında. Birlik ve beraberlik için ve Allah'ın yardımı için. Birlik ve beraberliğinizi gerçekleştirecek olan Allah'a ulaşma dileği, selamı yaymanız. Allah'ın yardımını daha fazla alabilmeniz için de Allah yolunda hizmete koşmanız. Çünkü birlik ve beraberlik bir dilekten geçer. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı da kurt kapar. Öyleyse cemaatten ayrılan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. Kim insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o dinde fırkalara ayrılan birisidir. Cemaatten ayrılan bir kişidir. Ama kim de Allah yolunda hizmet etmezse cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı da kesinlikle kurt kapar. Nefsimiz adeta o kurt misali gibi bizi yiyip bitirebilir, hırsımıza mağlup edebilir ve 3 saat zikir Allah bize vermişken zikir azalması içerisine girip dünyaya daha fazla tema edip fıska düşenlerden olabiliriz. Dolayısıyla cemaatten ayrılan şeytanı lokma olur sürüden ayrılan kurt kapar. Bu noktada biz gerçekten birlik ve beraberlik içinde olmak istiyorsak Allah'a ulaşma dileği selamı yayacaksınız. Ama nefsin nefsin kontrolüne girmek, afetlerin bizi kontrol altına almasını istemiyorsak o zaman insanlara daha fazla bu noktada yardım etmemiz lazım. Ya yüllezine amenü Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde inten sonra Allah Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. E şimdi Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama insanların yardıma ihtiyacı var. Vallahi Teala o insanlara Allah yolunda vereceğimiz yardım Allah kendisine kabul ediyor. Dolayısıyla iki şeyi hiç ardı arkası kesilmeksizin yaşamanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bu sizi tevhidde tutar. Aynı zamanda selamı yaymayı da bu size Allah'ın fazla yardımını ulaştırır. Allah yolunda hizmeti. Allah razı olsun. Allah sizden son söz olsun. olsun. Muhtemelen hocam bir izleyicimiz ben bu iptilalardan, içkiden, kötü alışkanlıklardan nasıl kurtulabilirim? İş arkadaşlarım içki içiyorlar. Onlardan nasıl uzaklaşabilirim? Allah razı olsun. Sevgili kardeşim, zikir yapmak da. Şimdi beraber bakalım. Allah Teala Maide 90 91'de ne diyor? Reçete orada. Ya eyullezina amenu enma'l hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamun min amali şeytan. İçki, çay, şey, içki, kumar, puta tapmak, falokları size yasaklandı. Bu şeytanın pis amelidir. Feştenibuhu l'alakum tuflihum. Feştenibuhu. E şimdi Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede hemen devre getireyim. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sağpaşı bir düşmandır. Şeytanın adımlarına tabi olmamak neyle gerçekleşir? Bakın 7 tane ayet-i kerime. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O sağpaşı bir düşmandır. Nur 21. Ya ey'ollazina aminu la tattabi'u't-şeytan. Şeytan adımlarına tabi o sağa bir düşman. Şeytan adımlarına tabi olmamak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Siz kalben ulaşmayı dilediğiniz zaman tekrar dönelim. Maide 90 91'e. O dilekle siz şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtuluyorsunuz. Bakın. Ondan iştirap ediyorsunuz. Hangi ayet gelince iştirap ediyorsunuz? Zümer 17. Vallazîne istenebu tavûta en yabuduha. Ona kul olmaktan iştirap ediyorsunuz. Ulaşmayı dilediniz. Ulaşmayı dilediniz Şimdi bu sefer ikinci safa. Enne meyrudu şeytanu yuqa el adavete vel meysiri. Şeytan size içki ve kumarla sizi birbirinize düşman kılmak, sizi birbirinize karşı karşıya getirmek istiyor. Ve yusaddikum an zikrillahi an salat. Ve şeytan yine bir başka şey daha yapıyor. Sizi zikirden alıkoymak ve sizi namazdan alıkoymak istiyorum. Şeytanın Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerle namazdan alıkoymak istiyor. Bu namaz müşride ulaştıran namaz. Ve o daha ötesi hidayetten men etmek istiyor. Hidayetten men ettiği zaman da zikirden men eder. Delalette olan kişi on ayet gereğince, müşrine tabi olan kişi on ayet gereğince delalettedir delalette olan bir insan zikir yapsa dahi o zikrin ona faydası söz konusu değil. Öyleyse siz içkiden, kumardan her türlü kötü alışkanlık sadece bu değil. İnsanların sahip olduğu bütün kötü alışkanlıklarını kurtarmak, Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Allah'ın hacet namazı ile gösterdiği mürşide tabi olmak ve zikir ve namaz ve zikir ve namaz ve zikir ve namaz. Ama zikir ve namaz aynı zamanda başka bir işaret daha var. Bir de zekat. Evet. Yani insanlara hizmet etmek. Allah razı olsun. Allah istersen olsun razı olsun. Muhtemelen Hocam bize ulaşan çok sayıda dua talebi var ve bugün de geldik. Programımızın sonuna son sözleri size bırakıyoruz inşallah. allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ekranlara başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Heram Kur'an, Heram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden Efendimiz'in ilmetiyle. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler değerli izleyenler.